Değerli Siyasetçi Türk takipçilerimiz hoş geldiniz. Bugün dış politika başlıklarını ağırlıklı olarak konuşacağız. NATO'nun genişlemesi meselesi var. Amerika'da yoğun bir diplomasi trafiği de var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in de ziyareti oldu. Orada verilen mesajlar da önemliydi. Değinmeye çalışacağız. Diğer taraftan da tabii Türkiye'nin itirazları var. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda. Bu konuları değerlendirmeye çalışacağız. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller hattımızda. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Süreç olgunlaştı. Resmi başvurular yapıldı. Bu başvurular gerçekleşecek. NATO'nun da Haziran ayında zaten bir zirvesi olacak Madrid'de orada da ele alınacak şimdi Türkiye'nin itirazları var buna da gelelim ama isterseniz bir bu Washington merkezi bir takım temaslar var Çavuşoğlu da gidiyor ne olur sizce oradan yani bu hazırlıkların toplumu bize nasıl bir tablo getiriyor önümüze isterseniz bir genel tabloyu çizelim ardından da ayrıntılardaki tartışmaları biraz daha derinleştirmeye çalışalım evet Çavuşoğlu'nun e, dün de belirttiğimiz gibi programı çok önceden e, zaten belliydi Mayıs ayında bir Amerika ziyareti vardı. Fakat tabii şimdi Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda e, Türkiye'nin çekincelerini dile getirmesiyle birlikte bu konu ağırlık kazanmaya başlamış oldu. E, Beyaz Saray ve Amerikan dışişlerinin sözcülerinin yaptıkları açıklamalardan e, Cumartesi günü Blinken ve Çavuşoğlu'nun e, görüştüğü e, Berlin'de Şimdi bir de çarşamba günü bu konuyu görüşeceklerini söylediler. Yani bu akşam Türkiye saatiyle kaçta bilmiyorum ama Çavuşoğlu'nun bu konudaki ilk teması yapılmış olacak. Peki ne konuşulacak? Yani Finlandiya ve İsveç konusunda Türkiye ne istiyor, ne talep ediyor? Biz tabii işin şu boyutuyla resmi olarak biliyoruz. Erdoğan'ın açıklamalarından her iki ülkenin teröre destek veriyor olması nedeniyle e, itiraz olduğunu biliyoruz. E, Erdoğan bugün yine e, grup konuşmasında yine bu konuyu e, gündeme getirdi ve şöyle dedi e, aktaralım. Bizim terör örgütlerinin saldırılarına karşı yıllarca sınırlarımızı koruma hassasiyetimiz var. Çok acılar çektik, bedeller ödedik. Bu hassasiyetimize hiçbir müttefikimiz beklediğimiz ölçüde saygı göstermedi e, diyerek geldi konuşmasına ve işi NATO'nun genişlemesine bağlayarak şöyle söyledi. NATO'nun genişlemesi bizim hassasiyetlerimize gösterecek saygıyla anlamlıdır. Caddelerinde teröristlerin o ülkenin polislerin desteğiyle eylemleri yapılırken biz bunları görmeyecek miyiz? İsveç'te 30 terörist istedik. Vermeyiz dediler. Siz teröristleri vermeyeceksiniz. Bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. Bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz evet diyemeyiz. Bu yanlış Yunanistan ile bir kez yapıldı. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış. Yorulmasınlar gerek yok dedi. Şimdi bu açıklamadan ve önceki açıklamalardan da hareketle Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazındaki temel talebin teröre verdiği destekten çekilmeleri ve Türkiye'nin daha önce talep ettiği 30 teröristi iade etmeleri. Fakat bunun ötesinde bir şey var mı yok mu? Bu da tabii kulislerde oldukça konuşuluyor. Bugün ilginç bir Bloomberg haberi vardı, bir yetkiliye dayandırarak e, Ankara'nın NATO'ya e, bir talep listesi sunduğuna dair bir e, iddia haber var. Onları da tabii bir haber niteliği taşıdığı için e, dinleyicilerimizle izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi buna göre e, Türkiye'nin birinci itirazı ve talebi. E, Rusya'dan S-400 sistemleri aldıktan sonra çıkarıldığı F-35 programına yeniden dahil edilmek istiyor. Birinci talep bu. İkinci talep Amerika'nın S-400 alımıyla ilgili yaptığı kaldığı, yaptığı yaptırımları kaldırması. Bu da ikinci talep. Hı hı. Üçüncü talep Amerika'dan 10 adet F-16 savaş uçağı ile bu tip uçakları modernize etmeye yönelik ekipman satın alınabilmesi. Bunda zaten bir sorun yoktu. Bu konuda Amerikan kongresi de olumlu bir noktaya gelmişti parantez açarak onu da söyleyelim dördüncü talep 2019'da Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin ardından İsveç ve Finlandiya ile bazı AB ülkelerinin Türkiye'ye uyguladıkları silah ihracatı kısıtlamalarının kaldırılması. Bu da dördüncü talep. Beşinci talepte İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK'nin yanı sıra ona bağlı kuruluşları resmen kınaması. Bloomberg'in haberine göre Türkiye'nin NATO'ya sunduğu beş maddelik talep listesi bunlar. Bunlar ne kadar gerçekçi bilmiyoruz tabii. Her, her, henüz bunlar iddia aşamasındalar. Bunlar hmm. Çavuşoğlu Blinking görüşmesinde gündeme gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Ama burada meseleyi böyle bir pazarlığa götürerek ilkenin dışında bir, bir şeyler alabilmeye endeksli pazarlık yaparak NATO üyeliklerine bu iki ülkenin karşı çıkmak bence sorunlu bir yaklaşım. Siz pazarlık yapmaya açık bir el gösterdiğiniz zaman e, bu sizin e, bir, bir bakıma işinizi zorlaştırabilir. Çünkü yani karşı taraf Şöyle mi diyorsunuz? Burada bir 5 madde saydınız. Örneğin bu 5 madde olmadı da diyelim iki madde oldu. E, bu iki maddede bir kazanım olarak e, sunulup e, yine aslında bazı konulardan taviz vermiş gibi bir e, görüntüye mi düşer Türkiye İlla ki öyle olur. Yani diyelim ki e, İsveç e, Türkiye'nin istediği 30 teröristi iade etse ya da işte... Savunma sanayi yaptırımlarını kaldırsa örneğin. Evet de. kaldırsa ne olacak? Yani bu e, temel taktik meseleleri ve stratejik meseleleri değiştirecek mi? Çünkü stratejik temelde mesele şu. NATO'nun genişlemesi bir saldırganlığın artışı ve Hı -hı. Avrupa'da daha büyük savaşların olasılığı demek. Şimdi bu işin stratejik düzlemdeki e, yanı. Taktik düzlemde Türkiye açısından ise senin de söylediğin bu iki konu örneğin gerçekleşse bu Türk-Amerikan ilişkilerindeki problemleri ortadan kaldıracak mı? Yani İsveç 30 teröristi iade etse Amerika e, YPG gönderdiği tırları e, geri mi alacak, geri mi çekecek? Ya da orada bir PYD devleti kurma e, teşebbüsünden vaz mı geçecek? Bunların hiçbiri olmayacak. Dolayısıyla o bakımdan elinizi bir pazarlığa açık gibi sunduğunuz anda bu... Aslında son tahlilde bir getirisi olmaz. Siz bunu elbette içeriye bakın e, karşı çıktık istediğimizi aldık diye propaganda edebilirsiniz taktik olarak. Bir kazanım gibi gösterilebilirsiniz. Ama stratejik düzlemde bu asla bir kazanım olmayacaktır. Peki, tersine burad burada, e, buyurun, tersine buyurun. burada Türkiye çok ilkeli bir şekilde pazarlık yapmadan NATO üyeliklerine bu iki ülkenin karşı çıksa A şıkkı NATO içinde degolü de aşan bir ...duruma dönüşecek Türkiye'nin pozisyonu. O 60'lardaki degol pozisyonunu aşan bir duruma dönüşecek. B şıkkı, Türkiye işte Hırvatistan gibi, Macaristan gibi... ...bir takım ülkelerin de desteğini alıp NATO içinde bir güç merkezi haline gelecek. Üçüncüsü, Amerika'dan stratejik özellik kazanmaya çalışan... ...ve bugün e, İtalyan Başbakanı'nın da ifade ettiği gibi... NATO'dan farklı bir mekanizmaya daha ihtiyacımız var diye ifade ettikleri süreçte bu Almanya, Fransa ve İtalya'nın Amerika'ya karşı elini güçlendiren bir e, güç boşluğu doğuracak. Böyle Amerikan hegemonyasının çok baskın olduğu bir durumdan zaten NATO içinde e, ordusu ikinci büyük güç olan Türkiye'nin buna uygun bir siyasi güce de dönüştüğü bir tablo yaratacak. Bunlar büyük kazanım olacak olabilecekse. Ama bunların olabilmesinin yolu da sizin pazarlık yapmamanızdan geçiyor. İlkesel olarak bu meselede itirazcı olmanızdan gerekiyor. E kuşkusuz hani e, ben elbette NATO'dan çıkmayı, NATO'nun olmadığı NATO yani Türkiye'nin bu paktlar içinde yer almayan bağımsız bir çizgi izlemesini savunan biri olarak e, yani NATO içerisinde şu pozisyonları alması daha iyidir gibi bir değerlendirme yapmam biraz tuhaf görünebilir ama Ondan bağımsız kendi mesnelliği içinde söylersem hakikaten Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya çok kategorik olarak e, hayır demesi. E, NATO'ya da Türkiye'ye de Avrupa'ya da ve toplamda Türkiye'ye de yararlı bir iş olacak. E, bu Erdoğan'ı da e, çok aslında güçlendirecek. Pazarlık yapan Erdoğan görüntüsü belki içeride kazanacak ama pazarlık yapmadan ilkesel olarak e, NATO'ya, e, hayır diyen NATO'nun bu taleplerine hayır diyen bir Erdoğan tavrı da dolayısıyla bir Türkiye tavrı da e, bölgede e, olumlu bir e, tablo çizmiş olacak. Hı hı. E, o zaman e, taktik meseleler değil de yani stratejik olarak bu konu tartışılmıyor açıkçası. Ekranlara baktığımızda da genellikle şöyle bir yorum var. E, bir fırsat geldi Türkiye'nin ayağına bu da işte 50 yılda ya da 100 yılda bir olur. Her zaman olmaz batıdan bir şey almak zordur. Dolayısıyla hazır böyle bir fırsat gelmişken e, yani biraz tabirim belki hoş olmayacak ama ne koparırsak kardır şeklinde e, konuyu ele alan e, uzmanlar, diplomatlar ya da uluslararası ilişkiler hocaları da e, var. Biraz iç kamuoyunda bu mesele Türkiye'de böyle tartışılıyor. E, peki e, dışarıda mesela Türkiye'nin bu tavrına ilişkin yaklaşımları hiç e, mercekten geçirme şansınız oldu mu? Ya Türkiye böyle bir tavır alırsa e, örneğin Fransa ve Almanya itiraz eder ama aslında örtülü de bir destek sunar ya da çok fazla da Türkiye'yi sıkıştırmayacak bir tutum mu alır örneğin? Biraz daha somutlaştırmanız yani böyle mümkün mü? Bir, bir, bir yorum okumadım bu konularda fakat hani Almanya ve Fransa'nın yaklaşımını bu çok önemsedikleri stratejik özellik konusu bağlamında düşünürsek böyle bir durumda Almanya'da Fransa'da Türkiye'nin aldığı pozisyonu kınayacaklardır kuşkusuz. Hatta Macron, işte beyin ölümü meselesine dönüp yeniden Türkiye'yi suçlayacaktır. Fakat işin gerçekliği bakımından bunun kendilerine alan açtığını, bunun kendilerine Amerika'nın e, politikalarına karşı direnebilme, onları frenleyebilme alanında bir manivela görevi e, yarattığını e, düşüneceklerdir. E, aslında bu beyin ölümü gerçekleşti dediği zaman da geçerliydi Macron'un. Macron Tam da Avrupa Savunma Ordusu, Stratejik Özellik Avrupa Savunma Ajansı bütün bunları e, böyle gündeme getirmeye çalışırken Türkiye'nin izlediği siyaseti bir manivela gibi kullanmış, onu kendine bir araç haline getirmiş ve Türkiye'yi göstererek "bakın NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demişti, ondan yararlanmıştı. Yani yine öyle olacaktır. Yine Türkiye itiraz edecektir ama Türkiye'nin yaptığı işin kendisine sağladığı e, yararları. E, bundan oldukça memnun olacaktır. Bugün bakın İtalya e, açıklamasını bir daha hatırlatayım çok önemli. İtalya'nın e, İtalya Başbakanı Draghi bugün Finlandiya yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında aynen şöyle diyor: İtalya diğer birçok Avrupa Birliği ve NATO ülkesi gibi Finlandiya'nın NATO'ya geçiş sürecinde güvenliğini sağlamasına yardımcı olacaktır. Ancak Avrupa'nın NATO'yu tamamlayan gerçek bir savunma sistemine ihtiyacı var. Şimdi bütün mesele bu aslında. Avrupa güvenlik mimarisinin şekillenmesi bakımından aylardır seninle burada konuşuyoruz, tartışıyoruz bunu. İşin düğümlendiği, geldiği esas yer bu. Avrupa güvenlik mimarisini kim şekillendirecek? A şıkkı eskisi gibi Amerika mı şekillendirecek? B şıkkı Amerika ile birlikte bir odak olmaya devam ederek Avrupa'nın kendisi mi şekillendirecek? C şıkkı Avrupa'nın liderleri bunu Rusya'sız barış olmaz dedikleri noktada Rusya ile birlikte mi yapacak? Yani seçenekler bunlar. Şimdi bu noktada devreye giren durum sizin burada bir güç olabilmenizin yolu kendi ordunuzu inşa edebilmenizden, kendi alanınızı, manevra alanınızı açabilmenizden geçiyor. O nedenle de Almanya ve Fransa ikilisi uzun bir süredir stratejik özellik istiyorlar. İşte İtalya e, başbakanının ifade ettiği NATO'yu tamamlayan diyerek e, onu oraya takılmamak lazım burada gerçek bir savunma sistemi demesi önemli. NATO'yu tamamlayan gerçek bir savunma sistemine ihtiyacımız var demesi önemli. İşte bütün mesele bu. Aslında Erdoğan'ın da meseleye buradan bakması gerekiyor çünkü hı hı. E, bu saydığı modellerden Avrupa güvenlik inşası mimarisinin inşası modellerinden en gerçekçisi olan Avrupa'nın ve Rusya'nın birlikte bu işi e, kotarması seçeneği Türkiye'nin de dahil olabileceği bir seçenektir. Çünkü Türkiye'nin de aynı zamanda coğrafyasıdır. Karadeniz bakımından, Trakya, Balkanlar bakımından e, vesaire. Dolayısıyla bir Avrasya düzlemi içerisinde bakarak o Medvedev'in formüle ettiği Lizbon'dan Vladivostok'a kadar uzanan hatta barış e, şeklinde ifade ettiği türden bir Avrasyacılığı e, hı hı. düşünürsek bu Türkiye'nin de işine gelecek bir durumdur. Şimdi bunu bozan bir durumdur. Finlandiya'yı, İsveç'i NATO'ya üye yapmak. Bu tersine bir önceki programda da konuştuğumuz gibi Amerika'nın Arktik Okyanusu'ndan başlayıp ta Yunanistan'ı dahil edip Girit'e kadar uzandı ve mümkünse bunu Kıbrıs'a taşımaya çalıştığı evet. Doğu Akdeniz'e kadar uzatacağı bir hat var. Tam da Doğu Akdeniz demişken o zaman bir e, müsaadenizle araya girip Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis e, Beyaz Saray'da e, temaslarda bulundu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ardından Amerikan Kongresi'ne hitap etti. E, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı olduklarını söyledi ve ardından büyük bir alkış koptu. E, senato e, Kongre üyeleri ayakta alkışladı. Mitsotakis e, bunu peki e, nasıl okumak lazım? Tam da Türkiye'de bazı kalemler Amerika'dan bir şeyler alabiliriz yorumları yaparken Amerika'dan da böyle bir fotoğraf geldi. Evet siz Amerika'dan bir şey almaya kalkarsanız Amerika e, herkese dağıtacak bir şey bulur. Yunanistan'a da silah verir bulur, Türkiye'de silah verir bulur. İki ülkeyi de birbirine karşı e, kullanmaya da devam eder. Şimdi bunu. Son e, Michotakis'in Amerika ile savunma işbirliği anlaşmasına daha da iyi gördük. Hatırlarsan ifadesinin ne kadar da kötü olduğunu konuşmuştuk. Amerika Yunanistan'daki ayak izini arttırmaya çalışıyor demişti. Vahim bir ifadeydi bu. Bu ülkesini Amerika'nın ayaklarının altına serdiğinin, ifadesiydi. Şimdi onun karşılığında yani Yunanistan'ı ayaklarının altına Amerika'nın sermesinin karşılığında Amerikan Kongresi'nde böyle ayakta alkışlanmayı onun karşılığı olarak yapıyorlar. Biraz oluyor. Bu böyle oluyor. Anımsatmıyor anımsatmıyor böyle oluyor. Taksim, bu biz biz tabii bilmiyoruz ama o dönemi yaşayanların hatıralarından biliyoruz. Türkiye'nin NATO'ya giriş sürecinde de Celal Bayar'ı bir ay Amerikalarda ağırlamışlardı. Türkiye'nin cumhurbaşkanında. Yani o kongreler, San Francisco'ya ziyaretler altına özel uçaklar vesaire. e Şimdi Michotakis'e de bu savunma anlaşmasında yeni üsler vermesi, e, amiyane tabirle ülkesini ayaklarının altına sermesinin karşılığında alkışlanmış oldular. Michotakis de bunu fırsata çevirip kendisini e, Doğu Akdeniz'de bir büyük e, oyuncu olmaya bunu kullanarak e, iki devletli çözüm e, meselesinde Amerika'yı yanına çekmeye ki Amerika zaten bu konuda orada şu anda. E, ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin e, atacağı adımları engellemeye yönelik bir politika izlemeye çalışıyor. Bu tabii vahim. Yani bu Yunanistan'ı e, bir kıskaca sokan bir yanlış. Bu yanlışı iki NATO üyesi olarak Türkiye ve Yunanistan dönüşümlü hep yaptılar. Her seferinde de bundan kazanan Amerika oldu. Ege sorunu çözülemedi. Ege sorunu ve Kıbrıs e, sorunları üzerinden Amerika her iki tarafa da sürekli silah sattı. Her iki ülke birbirlerinin e, düşman görerek ve her iki ülke birbirlerine tehdit algılayarak silaha daha fazla yatırım sağladılar. Bundan iki topluma hiçbir hayır gelmedi, bugün de gelmiyor. Bugün hala Ege iki toplumun da maksimum yararlanabileceği bir deniz hala olamadı. Oysa iki kıyısı başka da kimse yok. Bu denizden her iki toplum hem Yunanlar hem Türkler e, olağanüstü yararlanabilirler. Ama e, ne yazık ki bunu bu çözümsüz e, kalan sorunlar nedeniyle yapamıyoruz. Yunanistan bu hatayı e, ne yazık ki şu anda sürdürmeye çalışıyor. Amerika'ya ülkesini teslim ederek de Yunan hükümeti e, büyük bir e, hata yapıyor. Yunanlı komünistlerin bir süredir bu konuda uyarıları var ama geçmişte Türk komünistlerinin uyarıları dikkate alınmadığı gibi şu anda da Yunan komünistlerinin uyarıları dikkate alınmıyor. Umarız Yunanistan'ın ödeyeceği bedel ağır olmaz diyelim. Sayın Güller teşekkür ediyorum. Bugünlük de tamamladık sohbetimizi. Yarın devam edeceğiz. Sağ olun. Peki iyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte dış politikada öne çıkan, Türkiye'yi de ilgilendiren konuları konuşmaya, değerlendirmeye çalıştık ve bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Görüşmek üzere.